Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son. Hemen bir haritamız yüklensin. Olaf'ın ordusu abimizi kandırdı. Hepimizi değil daha doğrusu. Ordunun büyük bir çoğunluğunu doğuya çekti. Ama üstün savaş yeteneklerimizi kullanarak şeye gittik, şehre gittik, şehri kurtardık. Biraz zor bir savaştı. Şimdi bizim çocuk ne durumda? Diğer çocuğa da isim vereceğim. Bu çocuk ne zaman büyüyecek ya? Oğlum ben bunun bir videolarına falan bakayım. Bir şey mi yapmak lazım acaba bu? Çok uzun zamandır duruyor bu çocuk burada. Ulan çocuğa yemek falan mı vermek lazım acaba? Al bakayım oğlum bir. Bana geri geldi bu. Almıyor ki bu. Ulan kadına gitti. Çocuğa verecektik ya hanım. Ekmeği bir ver bakayım sen. Şu çocuğa da ismini verelim artık. Bu çocuğa Henry adını koymaya karar verdim. Aç bakayım. Henry bilenler varsa ya tarihi boş ver de. Şey Kingdom Come Deliverance diye bir oyun oynamıştık. İzleyenler bilir. Çok güzel bir oyundu. Hatta yalan yok. Şimdiye kadar oynadığım en iyi RPG şey oyunuydu. Orta çağ oyunuydu. Çok güzeldi. Bu çocuğun süresi doldu mu direkt? Ayda daha yeni başladı lan. İsim yazmayınca başlamıyormuş. Neyse. Sıkıntı yok. Daha öbürü bile büyümedi zaten. Arthur bile büyümedi. Şimdi yemeğimiz kaldı mı? 8 birim tavuğumuz var. Ha şu zırhları da bir halledelim ya. Bu bölüm. İnşallah. Abi ben şuradan bir şöyle bir alabildiğim üstüme alayım. Bak canı yüksek şeyler var. Tamam bu kadar yeter ya. Her şeyi almaya çalışmayacağım. Onları da daha sonra şey yaparız. Kalsın. Şimdi. Öncelikle kasayı bir aç. Kasada bir şey var mı? Yok. Amalduf ne yapıyorsun aslanım? Oo, Amalduf'ta baya bir şeyler var. Ondan önce dur bakayım. Şuradan bak. Canı yüksek bir kalkanı şöyle elime alayım da. Bizim zırh da hasar görmüş bu arada. Şimdi. Şöyle yapalım. Sen şunları bir al 2 dakika. Bana şuradan şunları bir ver. Hancı mı? Hancıdan mesaj mı gelmiş? Ne olmuş? Dur bakayım. Şunların da bir yerini değiştirelim. Bak şu demir baltayla kendi baltamı bir tamir ettiririm. Konuşmam ettiğine başlıyorum. Bu arada bu çocuğun sesi falan kapatılıyor da onun için direkt sesten şeyi kapatmam lazım. Yaratık seslerin dost yaratık sesi diye mi geçiyor bilmiyorum. Oyuncu diye geçmiyor. Konuşma da değil. Ya sesi komple kapatmam lazım. O yüzden evde biraz böyle bunların sesini çekeceğiz. Şimdi konuşma metnini bir aç bakalım. Kral Alfred sizi sarayında bekliyor. Tamam. İkide ne var? Komutan Edric elinizdeki fazla zırh, kalkan ve silahları uygun bir fiyata sizden alabileceğini söyledi. Tamam. Bunu da satarız. Hancı ne diyor? Lordum geçen hafta han gelirini size veremedim. Yağmacı saldırısında saklanmıştım ama paranız güvendeydi. Geçen haftanın kazancını yolladım. Yolladı mı lan bakayım? Yollamış tamam. Şimdi şunları bir al. Bu ne abi? Ha, gelir gider defteri gelmiş gene haftalık. Tamam 15 birim direkt gelire şey bir yazalım. Gelirler. Hangi gelir yazalım? Hangi geliri? 15 gümüş sikke. Tamam. Şimdi gider. Şöyle yapayım. Bak 5 tane ya da 5 tanesini değil de. 5 tanesini yanıma alayım gümüşün. Şey yapacağım. Yemek almam lazım. Patates alayım bir 10 tane. Evde biraz daha tavuğumuz var da bitecek sonuçta yemek. Hatta direkt gidere de yazalım onu da. Giderler. Gidere de hemen onu bir yazalım. Ne yazalım? Yiyecek alalım yazalım. Ne yazdım lan ben? Y koymuşum oraya. Mikrofondan klavye tam görmüyorum. Yiyecek alımı. Yiyecek alımına 5 gümüş sikke. Tamam. Gideri de yazdım. Şunu şuraya attım. Benim şu şeyleri geri ver lan. Bir tanesi kaldı. Şu anahtar sende dursun gelince şey yaparım. Ver sen şunu. Tamam gidiyorum.
Gidelim bir abimizle konuşalım. Komutan Eldir'e bak şöyle yapalım. Demirci'ye bir gideyim. Şu demir baltayla kendi baltamı bir tamir ettireyim. Tamam mı? Şimdi ona bir ayar çekeceğiz. Ay daha kayış alacak yerim kalmadı ama benim. Nasıl yapsak? Şu kalkanın canı çok az bak. Şu kalkanı atayım. Şöyle arka. Şuraya bir atayım. Gel aslanım. Gidelim bakalım şehre. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. O değil de geçen bölüm o abim şeye gitmişti ya doğuya. Orada abimizi biraz bir azarladık gibi oldu yani. Krala bir şekil yaptık biraz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Atı biraz daha süreyim atı gel ya. Şuraya şeye bırakacaktım da. Ananın! Ulan o kim? Lan öyle ok mu asılır lan şerefsiz. Nokta atışı yaptı ya. Atın bir canı gitti. Gel gel aslanım gel. Dur şurada tamam. İçeriye sokmuyorum atı. Ne oluyor lan? Ekip bir müdahale edin bakayım. Ne oluyor orada? Bak bak nasıl koşuyorlar hemen bizimkiler. Oğlum adam kafama ok fırlattı lan. Aa kestiler tamam. Şerefsize bak ya. Ulan okum var ya gelişini gördüm böyle. Dur şimdi şuradan yemek alacaktık. Bir saniye. Şu taraftan bir şey alayım. Patates alalım. 11'in patates alayım. Şimdi nasıl yapalım? Önce Eldrin'in yanına bir gideyim. Ya da önce abimle mi konuşsam? Dur. Önce bir yatalım. Önce bir yatalım. Hava kararıyor ufaktan. Reisler siz. Sırflar. Sırflar pahalı. Paramız yok ki. Benim ev temiz değil mi lan? Tamam burada bir yatarız. Aslında var ya buraya böyle şey mi bıraksam lan? Çekmeceme falan böyle bir tane deri set bırakıp hani ne olur ne olmaz bir şey olursa gerçi gerek yok ya. Bu eve de bir şey bırakmayacağım. Birazdan yatarız. Bir yatalım. Sabah önce bir abimizin yanına bir uğrayalım. Bakalım ne diyecek. Ondan sonra Eldrin'in yanına gider şu zırh işini hallederiz. Ondan sonrasına bakacağız artık. Bakalım ne diyecek. Selamünaleyküm. Evet reis buyur dinliyorum. Ver bakalım. Kardeşim bir daha adamların önünde bana bağırırsan seni krallıktan haklı. Haklı. Kardeşim olabilirsin ama kral benim. Tamam sen de çok şey yapma da. Kral olan filosundan geriye kalanlarla kaçmış. Uzun bir süre geri gelmez ama kesinlikle tekrar bize saldıracaktır. Sahildeki kilisenin yakınlarına bir rıhtım yaptırdım. Gemi yaptırıp küçük bir filo kurmayı planlıyorum. Böylece denizden gelebilecek saldırılar için daha hazırlıklı oluruz. Tabii ki yeni gemiler ve filo için para gerekli. Tüm lordlarıma söyledim, sıra sende. Bu hafta vergiler iki katına... Hayda! İki katına mı çıktı? 60 gümüş sikke ödeyeceksin diyor. Aksi takdirde mülküne el koyarım. Oğlum bak, tamam bir tur biz bir racon kestik şimdi yapmamamız gerekiyordu da. Benim emirlerimin dışına çıkmayacaksın anladın mı kardeşim diyor. Oğlum bak. Üçünüzü birden kesemem muhtemelen. Ama olsun. Şimdi tamam abimsin eyvallah da çok da şey yapma yani. Allah Allah. Adama bak ya. Bak sinirim bozdu. Bir racon kesiyor bize. Senin mallı. Arkasından konuşacağım. Öyle olur ya. Kavgada. Böyle yan yana bir şey demezsin. Sonra gider adam arkasından laf yaparsın. Adama bak lan.
Hiç kafan çalışmıyor ki. Bütün orduyu niye götürüyorsun? Neyse tamam, bu konuyu uzatmayacağım. Reis selamünaleyküm. Bayağıdır görüşmüyoruz ya. Konuşma metni fiyat belgesi diyor. Ne lan bu? Ha reis, ben sana şu zırhları vermeye geldim. Bu sandığa mı bırakacağız? Nereye bırakayım? Neyse dur şunu bir okuyayım da. Lordum, elinizdeki tüm eşyalara 20 gümüş sikke verebilirim. Paranızı almak için bu belgeyle kraliyet kasasına gidin. Ha. Şunu, şu fiyat belgesini bir ver. Fiyat belgesinde ne yazıyor? Onu okuyamıyoruz biz. Sadece 20 gümüş sikke yazıyor. Tamam. Aslanım, ben şu emanetleri buraya bırakıyorum o zaman. Baltayla kendi baltamı tamir ettireceğim, o kalsın. Aslanım şey doldu yalnız. Sandık doldu. Sen burayı bir genişlet. Burayı bir genişlet, al bunu da sana verdim. Tamamdır. Baltayla kendi baltamı şey yapacağım. Kraliyet kasasına git dedi. Gidelim. Kasaya da bunun odasından gidiyor gene abimizin. Oğlum 60 gümüş sikkeyi biz nasıl ödeyeceğiz lan? 60 gümüş sikke, onu da borcumuz var. Borç ödeyeceğiz. 70. 70 gümüş sikke. Az değil o. Yani handan para geliyor. İyi eyvallah da. Neyse. Muhatap olmuyorum. İşimizi görüp gidelim. Reisler selamun aleyküm. Oğlum bu kasanın taşların arasında delik falan mı var? Dökülüyor mu bu paralar lan? Kasada para kalmamış ya. Rıhtım yaptırdı ya, ona gitti herhalde. Bu ne oğlum? Nasıl bir kraliyet şeyi lan bu? Biraz daha zorlasak benim evde daha fazla para olacak yani. Reis, sana şöyle belgeyi ben bir takdim edeyim. Ne sözleşmesi lan bu? Ha şu borcumun sözleşmesi, tamam. Buna daha var. Tamam, şunu şuraya koydum. Fiyat belgesini verdik. Ne diyorsun? Buyurun paranız diyor. Tamam ver paramı. 20 gümüş sikkeyi aldık da abi. Biz aldığımız parayı bunlara geri veriyoruz ama ya. Rıhtım yaptırıyormuş, parayı bizden alıyor lan. Sordum. Aşağıya bir şey olmuş ya, biraz rutubetlenmiş gibi. Bir arada bir havalandırın diyeceğim yer aldığında. Şuradan bir çekeyim de. Böyle iş mi olur oğlum? Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Yer lordlarla konuştum diyor bir de ya. Hani bize sordun mu rıhtımı yaptırırken kardeşim? Belki biz istemiyorduk. Hani kafasına göre yaptırıyor, parayı da bizden alıyor. Neyse şuradan şu şeyim ben bir şey yapayım, şeyimi şey yapayım yalnız. Lan demirci yok. Demirci öldü mü lan acaba savaşta? Oğlum demirci öldü galiba ya. Hayda. Harbiden demirci yok lan. Bu savaşta ölmüş olabilir ha. Neyse benim şu baltayı bir şurada bir onaralım. Tamam, sıfır gibi oldu. Buna da bir malzeme harcamadık. Tamam ben gidiyorum artık. Ulan elimizi verdik. Bir yerimizi kaptırdık yani. 20 gümüş burada var. Şimdi evde ne kadar var acaba? 60 ödeyeceğiz. Toplam borcumuzla birlikte 70. 70 birim. 20 birim de şeye gitse, asker bakımına 90 birim gümüş para lazım. Haftayı bitirene kadar. İnşallah buluruz o parayı. Dur abi şimdi kasayı bir kontrol etmem lazım. Ne kadar paramız var? Ver bakayım şu anahtarı. 30 birim kalmış. 20 birim ne koydum, hadi 50 oldu. 90 lazım. 40 birimi nereden bulacağız? Şimdi. Gelen para geçen haftanın parası geldi. Bu hafta şimdi bak. Hesap yapıyoruz hemen. 15 birim şeyden gelecek. Dur şu gelen geliri de bir yazacağım şimdi şuraya. 15 birim handan gelecek. Etti mi sana 65 birim. Geriye kalan 25 birimi nasıl bulacağız? Vergilerden gelse. Ama daha harcamalarımız olacak oğlum bizim şimdi. Yemek falan alınması gerekecek. Bir şey olacak.
Neyse. Gelirlere onu şöyle yazalım bak. Şuradan böyle in aşağı. 2 diyeyim. Ne gelire? Zırhlar diyelim. Zırhlardan gelir. Tamam mı? Şuradan şöyle aşağı indim. 2 dedim. 20 gümüş sikke. Tamam. Ne yapıyorsun lan kerata? Hanım sen ne yapıyorsun? Nerelerdeydin diyor. Sıçtık hanım, sorma. Çok para ödeyeceğiz. Biraz alana mı ihtiyacın var? Valla tavan biraz basık, geliştirelim burayı diyeceğim de yani paramız yok ki. Lan Arthur ne yapıyorsun oğlum? Ne zaman büyüyeceksin sen artık? Büyü ya. Oğlum şu çocuğa süt büt verin de biraz kemiklere gelsin ya. Konuş desem bir şey olmayacak gerçi. Dur bizim öbür küçük bebek ne oldu bizim? Bakalım ne kadar süre geçmiş? 5 dakika olmuş daha. 20 dakikada onu da şey yapacağız. Ben yalnız bu modun videolarına bir bakayım. Bu çocuk nasıl büyüyor onu bir göreyim de. Büyümesi mi uzun sürüyor yoksa bir şey mi yapmak lazım ona bakayım. Çocuk çünkü kaç bölümdür oturuyor orada. Agu agu diyor bir şeyler diyor. Şimdi abi bak. Fiyat işleri bak sahile bir rıhtım yaptırdım dedi. Bir gidip bakalım mı? Bak bir şeyler yapılmış gibi oraya. Ben bir gidip bakacağım. Bakalım sahile yaptırdığı rıhtım nasıl bir şey? Gideyim gece orada kalırsak şeyde yatarız. Kilisede yatarız. Bir şey olmaz. Yabancı değiliz sonuçta. Ne olacak? Gidelim. Bayağıdır da gitmiyoruz kiliseye. Koş aslanım koş. Gidelim bakalım. Bir şey aldım ben. Ne aldım lan ben? Harbiden lan ok aldım galiba lan. Aynen 55 tane okum vardı benim. Ok aldım. Şu tarafta mıydı kilise? Kilise şu tarafta kalmış. Ben yanlış geldim. Neyse. Koskoca krallık şu kiliseye bir yol bari çekin diyeceğim. Ona da para isteyecekler. Vazgeçtim. Çekmeyin. Abi şimdi bak biraz sıkıntılarımız var. Ne gibi problemlerimiz var? Öncelikle çok fazla para ödüyoruz şu an. Arbaleti geride adam vuracak şimdi. Ya Allah'tan vuramadım. Çok fazla para ödüyoruz. Kraliyete. Yani para da kazanabilir. Bir işletme falan daha mı açsak acaba? Ne yapsak ya? Ona bir bakmak lazım. Ya bir şekilde ya biraz daha para kazanacağız ya da ödediğimiz parayı düşüreceğiz. Ama ödediğimiz parayı düşüremeyiz. Biz kral değiliz sonuçta. Beyler selamünaleyküm. Lan oğlum benim yaptığım savunmayı niye söktünüz? Şunu bir bağla şuraya. Şuna bak burayı açmışlar komple gene ya. Adamlar şu bak. Düşman filosu şuradan gelse karaya çıkıp direkt indirecek kiliseyi bak. Buraya ne güzel sahile diken falan döşetmiştim ben ya daha. Buralarda daha yeni mi inşa ediliyor? Yarım gibi burası. Tamam güzel rıhtım falan iyi de. Gemileri de şuraya çekmişler bak. İki tane gemi var. Daha gemi yaptıracağım dedi. Kaç tane yaptıracak bilmiyorum. Abi gemilerin parasını... Lan parasını verdiğimiz şey bak şimdi kraliyetin oldu gördün mü? Güzel mekan. Ulan kendimize şuradan gemi falan mı alsak ya? Gemi alsak ne işe yarayacak ki? Ulan gemi alıp balıkçı teknesi alıp balık tutturup sattırmadık mı? Ticaret. Para kasarız. Ama onun için önce bir tane gemi almam lazım. Bir tane balıkçı tutmam lazım. Balıkçının gidip balık tutması lazım vesaire vesaire. Neyse ona bakacağız. Ben şurada bir yatayım bugün de. Sabah biz base'e geri dönelim. Tane ekmek ya. Şu ekmekler az bitsin bari.
Rahip. Kolay gelsin. Herkes nerede lan? Niye kimse yok burada? Hayda, bomboş buralar. Birinin sesi geldi. Dışarıda mı geziyorlar? Dışarıda geziyor bak adamlar. Bak bak bak. Neyse abi, bir yatalım da sabah şuradan bir uzayalım. Oğlum bak, buradaki savunmayı sökmüşsünüz. İnşallah başımıza bir şey gelmez ha. Tamam güzel, tekne mekne yaptırın da yani buraya en azından ne bileyim biraz daha adam falan getirin ben ya. Getirin belki diyecektim bir an. Biraz daha adam getirin buraya, bir şeyler yapın. Yani savunması çok zayıf buranın. Ya kralın kafasındaki şey güya filo yaptıracakmış. Herhalde yaptıracağı filo şöyle suda bekleyecek yani. Burada burayı devreye falan gezecekler herhalde. Sudan bir tehdit gelirse ya engellemeye çalışacaklar ya da daha erkenden görmüş olacağız. Ne bileyim, şuraya bir kule mule bir şey yaptırın bari, gözcü kulesi gibi. Ben o konuyu sonra abimle konuşurum. Şimdi ona sinirliyim, ona bir şey söylemiyorum. Şimdi mekanımıza bir tekrar bir dönelim. Bak balıkçılık işi kafama yattı. Balıkçılık olur. Balıkçılık yapılır. Balıkçılık değil de böyle marangoz atölyesi gibi bir yer açsak da acaba. Gemi onarımı, gemi yapımı falan. Gerçi o işe biz giremeyiz. O iş çok masraflı olur. Onu karşılayamayız biz. Aslında güzel iş. Niye güzel iş? Savaş çıkarsa, gemiler batarsa yani ya hasar alan gemileri onarmamız gerekir ya da yeni gemi yapmamız gerekir. Sürekli kâr ederiz ama gemi yapmayacağımız zamanlar sinek avlarız yani. O yüzden o iş biraz riskli. Bak balık her türlü gider. Niye gider? Yemek sonuçta. Her türlü yenir balık. Ticari olarak da şey olur. İşimize... Dur, yanlış gidiyor. İşimize yarar yani. Hem şimdi bak rıhtım yapılıp böyle şey olursa, biraz daha denizlere falan açılırsak, ne bileyim belki yeni yerler falan. Çakal, burada benim mekanımın yanında gezmeyin. Geç aslanım geç. Bizim kale şu an sağlam. Geçen bölüm tabi savaşta birazcık adam kaybettik. Kaç kişi gitti? Bir 4-5 kişi gitti herhalde. Tam sayımını yapmadım. Çocuk hala çocuk mu? Nasıl bir soruysa. Kaç dakika oldu bu? Daha 6 dakika olmuş. Bak ben yanında değilken süre geçmiyor. Ya illa çankımızın içinde olması lazım. Şimdi satacak biraz daha zırhımız var gerçi. Bunları da bir tur bir gidip satabiliriz. Az daha para gelir. Ya da böyle ne bileyim madenciliğe mi girsek diyeceğim. Madencilik zor. Madencilik bu bölgede olmaz. Onun için anca şu dağların oraya falan gitmek lazım. Buralardan öyle maden çıkmaz. Neyse bunu biraz bir düşünelim. Balıkçılık çok mantıklı gibi şu an. Ama o sahile dediğim gibi biraz daha şey lazım. Savunmak için gemi falan, biraz daha adam yollanması lazım. Neyse o zaten parça parça yapılır. Daha yeni başlamış kral o işe. Parasını bizden alıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.